Şöyle yapayım aslında, şöyle geleceğim. Öncelikle tabii iki takım oyuncuların da 3 ay aradan sonra futbola dönüşlerini görmek, hem Türkiye'liklerin hem de bugünkü ortana konan iştahlı futbolun, ülkemizin de futbolcuların da teknik adamların da camialarında ne kadar özlemiş olduğunu gösteriyor. Biz bugün gerçekten maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar iyi bir oyun ortaya koyduk. Şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen oyuncularımı bu anlamda da kutluyorum. 3 aydan sonra bu özveriyi, bu inancı, oyun anlayışını, geriye düşmelerine rağmen maçı çevirme inançlarını 3 ay aradan sonra görmek bizim adımıza sevindirici. Tabii çok önemliydi bugün alacağımız 3 puan. Bizi, çünkü bir ilk 6 hedefimiz var. Bu ilk 6 hedefinden sapmamak için bugün lige 3 puanla girmemiz gerekiyordu. Adana Spor için de çok önemli maçtı. Onlar da lige tutunabilmek için bu maçtan mutlaka puan dahi değil, 3 puanla ayrılmak istiyorlardı. Ama söylediğim gibi oyuncularımız maçın başından sonuna kadar hem oyun anlayışı olarak hem takım disiplini olarak golü yiyip yedikten sonraki maçı çevirme iştahları da istekleri de çok ön düzeydeydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir İstanbul Spor maçı var. İnşallah o maçı da çevirebilirsek, çünkü 30. dakikadan 32. dakikadan itibaren bir 60 dakikalık süreç var önümüzde. O maçı da çevirebilirsek bize çok artı olarak yansıyacaktır ki ben oyuncularımın bugünkü iştahlarını gördükten sonra o maçta da geri çevireceklerini, çevirebileceklerine inanıyorum. Söylediğim gibi mutluyuz. Playoff hedefimiz vardı. Bugünkü maçtan önce de vardı. Bugünkü maçtan sonra daha çok tutunduk bu hedefe. İnşallah o hedefimiz doğrultusunda ilerleyip ligin bittiğinde playoff potası içinde olup ondan sonrasına bakacağız. Hocam, bir gazeteci arkadaşımızda bir soru var. Hocaya sorar mısın? Dervalle'yi neden 60 dakika kenarda bekletti diye. Şöyle, Del Valle tabii diğer oyuncular gibi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bundan önceki ortaya koymuş oldukları performans da Alex'in bizim takım için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Antrenmanlara bir geç başlaması vardı. Bir süreç geçirdi o antrenmansız. Biz son 30 dakika rakibin diriyken ilk 11'de başlatıp da, çünkü Alex'in beklediğimiz performansta olmayacağını biliyorduk, oyundan düşmesin dedik. Son 30 dakika, 35 dakika rakibin oyundan düştüğü zaman yeteneklerini, antrenmanları biraz geri de olsa yansıtabileceğini düşünmüştük ki beklediğimiz gibi de oldu. Tabii ki Alex diğer arkadaşlar gibi antrenman seviyeleri ne zaman takımın düzeyine çıktığı zaman Alex bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de zaten oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Ama daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, 3 ay aradan sonra resmi maça çıktık. Hiç hazırlık maçı falan yapmadan. Her takım yapmadı tabii, sırf biz değil. Maç kafa kafaya gidiyordu, oyun başa baş gidiyordu. Rakibimiz de pozisyona girdi, biz de girdik. İki atamadık. İkinci golü atamamanın yine bedelini ödedik. Aynı Bolu Spor maçında da olduğu gibi. Orada da galibiyetten mağlubiyete düştük son dakikalarda. Bunu psikolojik nedenlere bağlıyorum. Uzun süre, sezon başından beri 28 maçta 3 tane galibiyet aldığı için takımın. Galibiyeti sanki, yani biz galip gelemeyiz psikolojisi içinde oynuyorlar. Koruyamadık. Maalesef yenildik. Kırılma noktaları maçın, rakibimiz onları avantaja çevirdi. Skoru buldu. Son dakikada, herhalde son 2 dakikada yediğimiz gollerle kötü bir netice aldık. Taraftarlarımızdan özür dileriz, camiadan özür dileriz. Yapacak bir şey yok. Ama bırakmayacağız son maça kadar. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece asılacağız lige. Peki, teşekkürler.